Ya babişkocuğum, babişkocuğum, anlamıyorsun sen beni. Ya o ev benim özgürlüğümün sembolü falan yani bir yerde. Ya ben oradan taşınıp ne yaparım Allah'ım hani köyünde ya? Kızım, ben artık seni orada yalnız bırakamam. Zaten Nişantaşı'nda ev tutmamız senin işe erken gelmeni sağlamadı ki. Ayrıca da laf aramızda eşek yükünde kira veriyorum o eve. Ay pes yani baba. Ay sorun bu mu? Ay para mı? Aşk olsun hiç beklemezdim falan yani. Ay baba maaşımdan ya da harçlığımdan kesin ya. Bak Selin, bir daha o apartmanda böyle bir olay olursa aynen bizim yanımıza taşınıyorsun. Tamam mı? Arkadaşlar, bu dergi öyle laf dinleyerek çıkmıyor. He? Hadi ben tutmayayım siz isterseniz. Selin. Hı? Senin evinin anahtarları babanda var mı? Tabii. Niye ki? Bilmem. Öyle pek senin yalnız yaşamandan mutlu değil galiba da. Nasıl yani? Sen şimdi hırsız, süsüylen, benim evime giren babam mıydı demek istiyorsun? Yok artık. Bak oha falan oluyorum ben burada. Ben hiç öyle bir şey söylemiyorum. Ben sadece bütün ihtimalleri düşünmek lazım diyorum yani. Selin, öyle ofisten biri olamaz değil mi? Hayır, çantalarınız falan öyle açık, böyle timsah ağzı gibi de o yüzden. Anahtarlarınız, telefonlarınız, her şeyiniz ortada. Kızım. Ay. Hatta bir keresine ben de hani yani şakasında böyle yaprağın anahtarlarını alıp çekmecesine saklamıştım. Ya şakasından hatırlıyorum. Selin'cim ne haber tatlım? Bak bak sürpriz. Ben ne yaptırdım sizin için? Bütün ihtimalleri düşünmek lazım bence. Efendim? Ay canım benim, yok bir şey yok. Çok mersi. Jest olsun diye herhalde değil mi? Çok sağ ol. Maşallah. Aslı! Ay ne oluyor ya? Yerde buldum. Kızım benim elimde daha önce böyle bir toka yoktu. Bu toka hırsızın tokası. Ya hırsız bir kadın. Selin, bu tokanın öteki tekini bulursak hırsızı da bulduk demektir. Kızlar. Ay, ya, ne yapıyorsun ya? İnsan ödü falan patlıyor yani. Ay. Sessiz sessiz geliyorsun, hayret bir şey ya. Ay çok özür dilerim Selin'cim ya. Yani çok pardon Selin'cim. Selin, çekim eşyalarının içinde sana aldığım şeyi gördün mü? Yo, bana hediye mi aldın? Ya yani, hediye sayılmaz da yani böyle ufacık bir şey böyle Selin. Geçen gün senin evin anahtarları bendeydi ya. Yani yeni anahtarlar. Ben de böyle bir kopyasını yaptırayım dedim. Bayıldım bu anahtarla. Ondan sonra yaptırınca hani takayım sana vereyim dedim hani hediye olarak. Nasıl fikir ama? Allah razı olsun. Çok güzel bir fikir gerçek. Değil mi Aslı? Evet. Ne kadar ince bir insansın Yaprak. Çok farklı bir karaktersin yani. Böyle sürprizlerle dolusun. Siz ikiniz beni neyle suçladığınızın farkında mısınız?
Seni bir şeyle suçlamıyoruz ki Yaprak, ne alakası var? Sadece şuna dikkati çekmek istiyoruz ki hırsızın tokasıyla senin tokanın aynı olması ilginç tabii. Tesadüf yani. Diyoruz yani mesela yani. Yoksa sen bizim canımızsın falan Yaprak ya. Olur mu öyle şey? Hayatım benim. Yani aşk insana ne kadar acayip acayip şeyler yaptırmıyor ki? Hangimize yaptırmıyor ki Yaprak, değil mi? Mesela yani mesela diyorum ki ben bak mesela isterdim ki ben hani madem benim evime giren hırsız sensen bir merhaba de merhaba de, bir oturalım vanilyalı kahve falan içelim, cookie yiyelim değil mi? Hayır, benim bozulduğum nokta o hayatım, yoksa yani hani beni uyandırmamana kızdım ben. Yoksa ben ne kızacağım sen benim canım bir tanem. Selin, ben senin evine falan girmedim, bu konuda burada kapanmıştır. Yaprakçığım şimdi aşk acısı, duygusallık, bunlar çok tuhaf şeyler yani. Mesela sen Selin'i bizim yan daireden kaçırmak için şaka olarak böyle bir şey yapmış olabilirsin. Olamaz mı? Olabilir. Ondan sonra da mesela ruhsal olarak bunu reddediyor olabilirsin şu anda. Olamaz mı? Olur, olur yani. Ya siz beni iyice manyak yaptınız ya! Cem pansumana gitti Aslı. Hadi ya. Ya. Ya ben Volkan'la Selin'in birlikte olmasından çok mutluyum, çok memnunum. Hatta havalara falan uçuyorum ya. Aa, anlayın bunu artık. Allah bir süt etsin. Ya böyle sorumsuzluk olur mu? Dükkanda elektrik, su, doğalgaz hiçbir şey yokmuş ki. Belediye uyuyor mu nedir? İlgilensinler şekerim. Nişantaşı'nın göbeğinde hale bak yani. Hadi böyle devam ederse yani beni coştururlar. Valiye kadar çıkarım. Valiye şeyi de söyle, şu hırsız meselesini ayol. Tek başına kız yan dairede. Yani nasıl koruyacağız biz onu? Vallahi ben böyle bir sorumluluk alamam üstüme Tahsin. Sabahlara kadar uyku uyumuyorum. Biliyorum, biliyorum. Geceleri durmadan dolaşıyorsun. Bir de bakıyorum, İfo yatakta yok. Yazık anacığım sana da. Tahsin. Efendim? Ay şu tokamın tekini gördün mü? Yok, görmedim. Ben bunları hep çift takardım kafama. Bir yerde düşürdüm herhalde. Sen yok anacığım, alırsın ve aynısını. Evet de nerede düşürdüm acaba? Ay neyse. Vay Yaprak vay, reddediyor ha. Lan bu kadınların aşkından da korkulur ha. Yalnız Volkan, annemlere söyleme yazık kıza. Gerçeklerle yüzleştirmek lazım Aslı. Bu hırsız meselesini çözeceğim. Selin'in salonuna gizli kamera yerleştirdim. Yakında çıkar görüntüler. Biz de rahatlarız, biter gider kardeşim. Selin'in salonuna gizli kamera mı yerleştirdin? Nasıl evet. Girdin kızın evine oğlum? Kızım, evin sahibi biz değil miyiz? Var bizde anahtarlar. Yalancı dolma. Tahsin'cim, gel canım. Geliyorum, geliyorum. Hadi yavrum. Ah. 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 Oh. Oh. Anadolu'dan kop gel düz git, Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altunizade'den sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.